Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Sizlerle bugün Destan Efsane Ünitesinden efsane konusunu öğreneceğiz. Evet, efsane bir doğa olayının, bir varlığın meydana gelişini, doğa elemanlarından birinde etkili olan bir değişikliğin, doğaüstü özellikler gösteren kişilerin, hayatlarının halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikayelere denilir. Efsane sözcüğü, Farsça aslı olmayan hikaye, dillere düşen olay, anlatımlarına gelen fesane sözcüğünden gelmektedir. Efsaneler büyük oranda yerel özellikler gösterir. Efsaneler gerçek olmamasına rağmen gerçekmiş gibi kabul edilir. Efsanelerin mekanı yaşadığımız dünyadır. Mekan bazen dar bir çevreyi, bazen geniş bir çevreyi içine alabilir. Menkıbelerde aynı anda birkaç yerde görünme olayına da yer verilebilir. Efsanelerde kazanılan kutsiyet zamanla o mekanı ve o şahsa da dokunulmaz yapar. Bunun en güzel örneğini mezarlıklardaki ağaçlar verebiliriz, ağaçlıklardır diyebiliriz. Neden? Çünkü bu ağaçlar kutsallaştırılmıştır ve onun kesilmesini, hatta budanmasını bile yasaklamışlardır çoğu yerlerde. Böyle inançlar da vardır. Evet, efsanelerin tarihle çok yakından ilişkisi vardır. Tarihte yaşamış bazı şahıslar zamanla efsaneleşmektedirler. Efsaneler şahıs, yer ve olaylar hakkında da anlatılabilir. Efsanelerin özelliklerine şöyle bir baktığımız zaman biz ne diyeceğiz? Bunlar anonimdir. Yani efsaneler anonim halk edebiyatı ürünleri arasında yer alır. Sözlü halk anlatımları olup ağızdan ağza anlatılırken her anlatıcının özelliklerine göre de, tabii ki anlatıcıların yanına kattıklarına göre de değişiklikler gösterirler. Efsaneler, özellikle efsanelerde anlatılanların inandırma özelliği vardır. Yani efsanelerde inandırıcılık temeldir. Hangi şahıs, yer ya da olay hakkında anlatılırsa anlatılsın, mutlaka inandırıcı olmalıdır efsaneler. Halk efsanelere inanır ve onu o şekilde anlatır kulaktan kulağa aktarırken de. Efsanelerde sade bir dil kullanılır. Yani herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir halk dili, bir konuşma diline yer verilir. Efsanelerin belirli şekilleri yoktur. Belirli bir üslup veya biçime bağlı kalarak da oluşturulmazlar. Efsaneler kısadır ve düz yazı biçimindedir. Betimleme, öyküleme gibi süsleme unsurlarına da anlatımlarda yer verilebilir. Efsanelerdeki şahıslar ve olaylarda olağanüstü özellikler ağır basar. Ya olağanüstülük destanlarda olduğu gibi efsanelerde de baskındır. Olağanüstü olaylar ya da insanüstü güçleri elinde tutan kişiler bu türde, yani efsanede çokça rastlanır. Başlangıçta normal bir insan olan kahraman daha sonra kendisini olağanüstülük zırhıyla da kaplayabilir efsanelerde. Örneğin bir çoban olan Munzur Baba bir göz açıp kapayıncaya kadar Kabe'ye gidip gelebilmektedir anlatılan efsanede. Efsaneler genellikle tek motif üzerine kurulur. Hani destanlarda daha çeşitli motifler vardı. Efsanede ise şekil değiştirme motifi çok karşımıza çıkar. İşte taşa, tepeye, dağa, ağaca, hayvana dönüşme gibi. Hani ne derler, taşa dönüşen gelin, kız kayası, gelin kayası, bu ifadeleri çok duyarsınız. İşte bu değişme, şekil değiştirme motifinden dolayı bunlar anlatılır. Bazı efsanelerde özellikle yer, mekan adlarının da yine efsaneleri vardır. Bu adların geldiği yerlerle ilgili de efsaneler anlatılabilir. Mesela eğre durdan eğridir, iptidadan iptida saladan ipsala, eli eğriden ereyli gibi yer isimlerinin de oluştuğu yine rivayet edilmektedir. Efsanelerin genel özelliklerini bu şekilde sıraladıktan sonra bakalım kaynağını nereden alıyor efsaneler? Evet, efsanelerin kaynağı ilk olarak dindir. Dini konulardan, dini kahramanlardan alabilir efsaneler kaynağını. Daha sonra mitoloji, ikinci kaynağımız mitolojidir. Mitolojik unsurlardan da yararlanır efsaneler. Ve bir diğer kaynağımız ise gerçek hayattır. Efsanelerde gerçek hayattan da izler bulunur ama bunu ne yaparız? Anlatırken olağanüstülük süsleyerek anlatırız. Şimdi
Konularına göre efsanelerimiz neler? Onlara bakalım. Çünkü biz konularına göre de efsaneleri sınıflandırıyoruz. Bunlardan birincisi yaratılış efsanesi. Yaratılış efsanelerinde dünyanın yaratılışı ve sonu ile ilgili efsaneler anlatılmaktadır. Bir diğer efsane türümüz tarihi efsanelerdir. Tarihi efsanelerde neler anlatılabilir? Doğal yerlerin kökenleri, dağlar, göller, oturulan yerlerin kökenleri, yani bir şehrin, köyün nereden geldiği, büyük binaların kökenleri, oradaki köprülerin, camilerin kökenleri, hazineler, felaketler, milletlerin, hükümdarların gene kökenleri, nereden geldikleri, savaşlar, fetihler, istilalar, aile, toplum hayatı, kurulu düzene baş kaldırılar da yine nerede? Tarihi efsaneler içerisinde yer alabilir. Konularına göre bir diğer efsane türümüz ise olağanüstü kişiler, varlıklar üzerine kurulmuş olan efsanelerdir. Bunlarda nelerden bahsedilir? Alın yazısından, ölüm ve öteki dünyadan, ötesinden, tekin olmayan yerlerden, tabiatın bir parçası olan yerlerden, işte orman, göl gibi ya da bu oranın, orada yaşayan hayvanlar, onların sahiplerinden, cinler, periler, ejderhalar, tabiat üstü tüm yaratıklar, işte bu olağanüstü kişiler, varlıklar üzerine kurulan efsaneler içerisinde yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Bunun dışında dini efsanelerimiz vardır. Dini temalı, din konulu, dini şahısları anlatan efsanelerdir bunlar. Bunlara da menkıbe ya da menakıbname adı da verilebiliyor. Daha çok menkıbe ifadesi kullanılıyor. Evet, konularına göre efsanelerden sonuncusu oluşum ve dönüşüm efsaneleri. Yani bir varlıktan başka bir varlığa dönme, bir başka varlığa dönüşme. Az önce de dedik ya, hani insanken kayaya dönüşme, taşa dönüşme ya da dağa dönüşme gibi. Şimdi bu oluşum ve dönüşüm efsanelerini de söyledikten sonra, burada konularına göre biz efsaneleri sınıflandırdıktan sonra, gelin buna kendi memleketimizden Turhal adı üzerine söylene gelmiş güzel bir efsaneyi de hemen burada anlatmış olalım sizlere. Bu Turhal adının nereden geldiği ile ilgili bir efsane arkadaşlar. Bir dönemde Turhal şehrini düşman kuşatmış, savaş başlamış ve bu savaş günlerce sürmüş. Savaşın yoğun olduğu günlerden birinde bir er karşı tarafa, düşman tarafına geçerek savaşmaya başlamış. Orada savaşırken onların arasına girerek gördüğü her düşman erini öldürmeye, bir taraftan savaşmaya devam ediyormuş. Yani düşman ordusunun içine girmiş. Ve onların içerisinde akşama kadar kılıç sallamış. Kılıç ile savaşmaya devam ederken güneşin battığı bir an geriden gelen bir kılıçla, kılıç darbesi ile bu gencin başını gövdesinden ayırmış. Ve bu kesik baş yuvarlana yuvarlana ta şehrin dışındaki köprüye kadar gitmiş. O sırada nereden geldiği bilinmeyen bir ses de kesik başa "dur, kal" emrini vermiş. Ve kesik baş da orada durup kalmış bu gelen sesten sonra. Ve savaştan sonra da kesik başın o kaldığı yere bir türbe yapılmış. Orada bir cami yapılmış ve şehre de o bu olaydan, bu anlatılan efsaneden sonra Durkal adı verilmiş. Daha sonra bu söylene gelip değişerek Turhal adına dönüşmüş. İşte evet, Tokat'ın Turhal ilçesinin adının nereden geldiğine dair güzel bir efsane. Bu örneğimizde de görüldüğü gibi insanlar yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ya da mekanları kutsallaştırır. Ve onun sırrını çözemedikleri zaman ya da sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlar. Hayal gücünü de katarak bunları yorumlar. Bunlara yaşanmış bazı olayları da ekler. Ne yapar? Nesilden nesile aktarır. Karşılaştırma, kutsallaştırma, yorumlama, aktarmaların pek çoğu da sözlü olarak yapılır. Ve böylece de ne yapar? Sözlü bir kültür ortaya çıkar. Sözlü bir kültürün önemli bir parçası olan ve dilden dile aktarılarak bugüne kadar gelen efsaneler her türlü üslup kaygısından uzak, hazır kalıplara yer vermeyen kısa anlatılardır. Efsane türüne örnek olarak şimdi ders kitabımızda da yer alan Şahmeran ve Lokman Hekim hikayesini bir okuyalım, sonra üzerinde konuşalım. Evet, Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi.
Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar tarafından yakalanıp padişahları, yani yılanların padişahları Şahmeran'a götürülür. Adam Şahmeran'a kendisini öldürmemesi için yalvarır. Şahmeran da adama canını bağışlayacağını, ancak kendisini buradan çıkarmayacağını söyler. Şahmeran yerini bilen birini serbest bırakarak kendi hayatını tehlikeye atmak istememektedir. Ve Şahmeran adama çok iyi davranır. Adamın bir dediği iki edilmeden bütün ihtiyaçları karşılanır. Adam gününün büyük bir bölümünü Şahmeran'la sohbet ederek geçirir. Ne kadar rahat olsa da gerçek dünyadan uzak bir mağarada süren bu hayattan bir süre sonra sıkılan adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran'dan izin ister. Şahmeran adama güvendiğini ifade ederek yerini kimseye söylememesini tembih eder. Ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını, bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini de söyler. Yeryüzünde normal hayatına dönen adam Şahmeran'ı gördüğünü hiç kimseye söylemez. Bu arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden birisi de padişahın veziridir. Gerçek amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın yerine geçip ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir, bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden biri Şahmeran'ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran'ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler. Vezir ülkedeki herkesi zorunda olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi bulur. Adama baskı kurar, adam Şahmeran'ın yerini söylemez. Adamın ailesini esir alır. Adam Şahmeran'ı kendisinin öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Şahmeran'a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar. Şahmeran, ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum diyerek kendisini öldürmesini, ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Daha sonra kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman hekim olasın diye ekler. Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler. Şahmeran yılanlara adamın misafiri olarak gideceğini, çok uzun yıllar dönmeyeceğini, kendisini merak etmemelerini söyler ve birlikte yeryüzüne çıkarlar. Adam Şahmeran'ı öldürüp dediklerini yapar. Vezir ölür, kız iyileşir ve kendisi de Lokman hekim olur. Bu efsane Lokman Hekim ve Adana efsanelerinin varyantıyla oradan alınmış bir bölümle size anlattım, okudum arkadaşlar. Ders kitabımızda da aynı efsane yer almaktadır. Bu efsane Akdeniz bölgesinin Tarsus ilinde geçmekte olan bir efsanedir. Bu bölgede yaşayan yılanlara Meran adı verilmektedir ve bu yılanların padişahı içinde Şahmeran adı kullanılmaktadır. Burada yılanlar barış içinde yaşamaktadırlar, akıllı, şefkatlidirler ve birbirleriyle çok iyi geçinirler, insanlara zarar vermezler. İşte burada da temsili resmini gördüğünüz Şahmeran, yılanların padişahı olarak geçer ve Anadolu'nun birçok yerinde Şahmeran'ın sahiplenirler. Biz okuduğumuz varyant Adana, Mersin, Tarsus ilçesine aittir dedik. Bunun dışında Adana'da Ceyhan ve yine Missis arasındaki bölgede de Şahmeran'ın yaşadığı, orada bulunduğu, asıl efsanenin orada geçtiği de yine rivayet edilmektedir. Yılan Kale denilen yerde yaşadığı söylenilir. Aynı isimli bir efsane, yani Şahmeran ve Lokman Ekim isimli efsaneye Mardin'de de rastlanır. Hatta Mardin'de bu resimde de gördüğünüz Şahmeran'ın tabloları yapılarak birçok evin, birçok insanın da evini süslemektedir. Yani oralarda Şahmeran gerçekten çok iyi bilinir, çok farklı
rivayetler anlatılır. Kiminde padişah hastalanır, kiminde padişahın kızı hastalanır. Farklı söyleyişlerle karşımıza gelebilir. Hatta Adana'da Şahmeran adına bir de hamam yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, bu efsanede insanların yine bugüne kadar güzel süsleyerek, inanarak anlattıkları ve Lokman Hekim'in, bu her derde deva bulan Lokman Hekim'in işte bu Şahmeran'la olan bağlantısından sonra Lokman Hekim olduğuna inanılıp yine söylenilmektedir. Efsanede anlatılanlar halkın arasında doğru, gerçekten olmuş gibi kabul edilir. Bu hangi efsane olursa olsun. Dedik ya, inandırıcılık fazla olacak diye. Hatta efsaneler inandırıcılığı artırmak için de konuyla ilgili olaylarda zaman ve mekanda özellikle ayrıntıya girerek yine bu konuyla ilgili tanıklar bile gösterebilirler. Yani anlattıklarına kaynak bulabilirler, kaynak sunabilirler. Günümüzde ise efsanelerle ilgili artık eskiden böyle inanırlarmış, güya böyle olmuş gibi ifadeler kullanılarak eskiden sözcüğüyle beraber artık bugün efsaneleri inandırma konusu olduğunu, ya eskiden inandırma olduğunu, bugün bunlara çok inanılmadığını, bunların kulaktan kulağa aktarılarak söylene geldiği yine anlatılmaktadır. Ama Anadolu'nun birçok yerinde efsaneler hala inandırıcılığını korumaktadır. Şimdi destan türünü geçen dersimizde görmüştük. Destanla efsaneyi de bir karşılaştıralım bakalım. Farklılıkları nelerdir? Hangi noktada birbirlerinden ayrılıyorlar? Bir bakalım şöyle. Evet, destanlarda ne vardı? Yaşanmış olaylar vardı. Destanlar yaşanmış olaylardan besleniyor sevgili arkadaşlar. Efsaneye geldiğimiz zaman efsanede toplumun hayal gücünden beslenir. Yani destanlar toplumların yaşamış olduğu gerçek olaylardan doğar, büyür ve oradan gelişerek anlatılırlar. Ait olduğu millete ait de birçok unsur barındırırlar. Efsaneler ise sıklıkla aklın ermediği durumlarda insanlar tarafından uydurulan ama inandırıcılığı fazla eserlerdir, metinlerdir. Efsaneler yerel kaynaklıdır. Her köyde, her ilde, her bölgede anlatılan, orayla ilgili, o yöreyle ilgili mutlaka bir efsane bulabilirsiniz. Mesela bugün kendi memleketimize bakalım. Tokat'ta hemen hemen her yerle ilgili birçok efsane bulunabilir anlatılan. Efsanelerde sanatsal kaygı güdülmez. Çünkü niye? Gerçek değildir. İnsanlar sadece gerçek olduğuna inandırılmaya çalışılır. En temel farklılık destan ve efsane arasında bu ikisidir arkadaşlar. Bunun dışında destanların ilk hali manzumdur. Yani şiir şeklinde oluşmuştur destanlar. Efsaneler nedir? Nesir şeklindedir. Şiir şeklinde değil, düz yazı şeklindedir efsaneler. Yine destanlarda uzunluk vardır. Yani uzun anlatılardır destanlar. Efsaneler ise kısa anlatılardır. Anlatılmak istenen hemen çok uzatılmadan sonuca bağlanarak kısa biçimde, kısa ve etkili biçimde ne yapar? Anlatılır. Destanlarda yer ve zaman ayrıntılı verilir, ayrıntılı anlatılır. Ama efsaneye geldiğimiz zaman yer ve zaman ayrıntılı değildir. Evet, destanla efsanenin en temel farklılıklarını bu şekilde sıralayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler, bugün dersimizde efsane türünü, özelliklerini, konularına göre efsane çeşitlerini, destan, efsane arasındaki farklılıkları öğrendik ve ne yaptık? Bir tane Turhal adı üzerine bir tane de Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesini okuduk, sizlerle paylaştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.